bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy. Ümraniye muhteşem bugün. Evet, harikasınız, harikasınız, çok güzelsiniz. Bugün bir konuşmamda dedim ki son 50 yılın İstanbul özeti Ümraniye'dir. Burası sıcaktır, burası insancıldır, burası Anadolu'dur, burası Trakya'dır. Ümraniye İstanbul'dur, Ümraniye Türkiye'dir, Türkiye. Hoş geldiniz. Komşularımızı selamlıyoruz. Evlerinden bize güzel duygularıyla katılan sevgili komşularımızı selamlıyoruz. İyi ki varsınız. Bu meydanlarda güzel olan şeyi tekrarlayacağım. Bu meydanlarda çocuklarımız var. Bu meydanlarda benim güzel ağabeyim gelmiş. Ellerinden öperim. Abi Taşköprü'den mi? Taşköprü'den, Kastamonu'dan. Kastamonu'dan, Taşköprü'den gelmiş, sana kurban olurum abicim. Ellerinden öpüyorum vekilim. Çok sağ olun. Onur duydum, ellerinden öptüm. Teyzeciğim hoş sefa geldin. Var mı başka bir şey? Taşköprü'den sarımsak var. Başka ne geldi? Tamam. Ama bu meydanda kızlarımız, çocuklarımız, oğullarımız var. Bu meydanda hanımefendiler var, beyefendiler var. Duaları benimle olan güzel annelerimiz var. Onlar hiç dualarını eksik etmiyorlar. Çok teşekkür ederim. Beyefendiler var. Bizim insanımız var. Sizin sıcaklığınız var, güzelliğiniz var. Onun için milletin meydanında konuşurken Aykut Başkanım da biz de hepimiz dilimize dikkat edeceğiz. Çünkü bizi çocuklarımız dinliyor. Bizi annelerimiz dinliyor. Şu sözünü dinletemeyen, dinletmek isteyen parmak gösteren var ya isterken. Bağıran, çağıran, bazen de küfür eden, şunu söyleyen, bunu söyleyen. Allah onlardan esirgesin çocuklarımızı. Allah onlardan esirgesin. Biz tatlı dille, güzel dille konuşmaya devam edeceğiz. Güzel annem, güzel annem, öpüyorum ellerinizden. Gelmeye çalışacağım. Güzel hemşerilerimiz, mübarek Ramazan ayınız mübarek olsun, kutlu olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Ramazan'ı her zaman bereket ayıdır derim. Bereket ayıdır, paylaşma ayıdır. Huzurdur, huzur Ramazan. Selam vermeyen selam vermek ister. Senin Ekrem Başkan yanaklarını ısırsın, fıstık kızım benim. Senin kalplerini öpeyim ben. Güzel kızım benim. Senin sevgine, o kalbinden çıkan, o güzel gözünden fırlayan, o güzel duygularına Allah'ım beni mahcup etmesin güzel yavrum. Beni mahcup etmesin, ne diyeyim. Bakın, bu memleketin Ramazan'ı insanları birbirine selam verdirir. Yusuf abi gördüm seni. Bu memleketin insanları Ramazan'da birbirine hal hatır sorar. Zorluklarını aşmak için birbirine yardımcı olur. Güzel duygularla birbirine bakar. Allah Ramazan ayında kötülüklerden her birinizi korusun. İftiradan korusun. Yalandan korusun. Allah bol bereketi yuvanıza versin inşallah. Ramazan bereket ayıdır. İki anahtarı vardır derler. Bereketin,
gayret ve adalet. Gayret göstermez, adaletli davranmazsanız işiniz bereketli olmaz. Onun için bir laf vardır ya, Allah çok çalışana verir diye. Çok şükür gayretli ve adaletli bir yönetim olduk, olmaya devam ediyoruz. Gayretli olduğumuz için İstanbul'a bereket geldi, bereket. İstanbul'a bereket geldi. Gayretimizi, çalışkanlığımızı bütün İstanbul görüyor ve biliyor. Vicdanlı, adaletli sosyal projelerimiz, vatandaşımızın yanında olduğumuz projelerimiz, annelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, bu şehrin insanlarının yanında olduğumuzu görüyor. Milyonlarca vatandaşımıza zor günlerde rahat nefes almaları için yardımcı oluyoruz. İstanbul'a yeni bir eser kazandırmak için heyecan duyuyoruz her gün. Her gün yeni bir eser, yeni bir hizmet, yeni bir proje kazandırıyoruz. Bugüne özel değil. 5 yıldır bu tempoyla çalışıyoruz. 5 yıldır. Bunlar seçimi kaybedince 5 yıl önce Ramazan'ın 1. gününde seçimi iptal ettiler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ramazan'ın hem de 1. gününde. Bu kardeşiniz Sultanbeyli'de iftar sofrasında haberi aldı. İçime hiçbir kötü his gelmedi. Niye biliyor musunuz? Ben sizin ne yapacağınızı biliyordum. O bilmiyor ama ben biliyorum sizin ne yapacağınızı. O 13 bin oyla seçim mi alırsın diye sordu. 13 bin oyla seçim alınır mı dedi. Hatırlıyor musunuz? Halbuki seçim 1 oyla da alınır. Ama madem 13 bin oyla alınmaz diyorsun, bu millet ne dedi biliyor musun? Al sana 806 bin oy. Dedi mi? Onun için onlar o seçimi iptal ettiler. Zannettiler ki Ekrem'in gardı düşer, yüze asılır. Ben milletime baktıkça yüzüm gülümsüyor, içim moral doluyor. Atom karınca olacağım dedim. Ben artık atom karıncayı da geçeceğim. Ümraniye, size söz. İşte 5 yıldır bu tempoyla çalışıyoruz. Örneğin 2 yıl önce 150 günde 150 proje dedik. Dediğimizi de yaptık. Sonra hızımızı alamadık. 300 günde 300 proje dedik. Hepsini hayata geçirdik. 5 yılda 65 kilometre metro yaptık. 62 yeni istasyon hizmete açtık. Gayretimizle yaptık. Adaletimizle yaptık. Milletimiz sizin paranıza, İstanbul'un bütçesine şükürler olsun, bereket getirdik. Bereket getirdik. 25 yılda 25 yılda yaptıkları metronun yarısından fazlasını 5 yılda yaptık. 5 yılda. 5 yılda yaptık. Hem de onlardan çok daha az para harcamamıza rağmen bunu başardık. Ümraniyeliler bütün yaptıklarımızın tanığıdır. Ümraniye'de sevgili hemşehrilerim, Alemdağ Caddesi'ni beğendiniz mi? Niye biliyor musunuz? Sizin hakkınız böyle caddeler. Biliyor musunuz? İstanbul'da onlarca caddeyi bu hale getirdik. 22 tane meydan yaptık. Aynen 15 Temmuz meydanı gibi. Ümraniye'de ulaşımı kolaylaştırmak için tam gaz yola devam ediyoruz. Bostancı Dudullu metro hattını biz açtık, biz. Biz açtık. Ümraniye Ataşehir Göztepe metrosunu aynen
aynen Dudullu Bostancı gibi durmuş aldık ama hadi o ilerlemişti. Ama Göztepe Ataşehir metrosu daha doğru dürüst başlamamıştı bile. Doğru dürüst yok, arkadakileri öpüyorum. Arkadakilere öpücük yolluyorum. Daha doğrusu başlamamıştı bile. Ama tam gaz ilerledik. 3,5-4 senede Ümraniye Ataşehir Göztepe hattında bugün deneme sürüşü yaptık. Bir yıl sonra Ümraniye Göztepe Ataşehir metrosu da Ümraniye'ye gelecek, Ümraniye'ye. Yeni doğan Cumhuriyet Emek metrosunu başlattık. O metroyu İmes üzerinden ta Söğütlü Çeşme'ye gidecek şekilde tasarladık. Bakın ne yapıyoruz. Daha önce Ümraniye Üsküdar'a bağlanmıştı. Şimdi Ümraniye'yi Göztepe'ye bağlıyoruz. Ondan sonra Ümraniye'yi Kadıköy'e, Söğütlü Çeşme'ye biz bağlıyoruz, biz. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nı. Vallahi haklısın. Haklısın. Dolar da 40 lira oldu. Mazot da 40 lira oldu. Onun için 44 işareti yapıyorsun. Haklısın. Anlıyorum seni. Teşekkür ederim. Anlıyorum seni. Mazot da 40 lira oldu. Dolar da. Ama olsun. Sizi de mutlu edeceğiz. Hiç endişen olmasın. Hiç. Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nı pırlanta gibi yaptık. Caddeleri, bağlantı yollarını burada kavşaklar yaptık. TEM bağlantı yolundan, TEM üzerinden bağlantıları kolaylaştırdık. 3 zemin altı otoparkı yaptık. Ümraniye'nin altyapı sorunlarına 2.3 milyar lira para harcadık İSKİ üzerinden. Ümraniye'de bu her ne kadar bizim hizmetlerimizin felsefesini anlamasa da 9.315 çocuğumuza süt veriyoruz, süt. Sadece Ümraniye'de. Helali hoş olsun. 36.755 annenin cebinde anne kart var. Hatırlayın. Anne kart, yanılmıyorsam burada söylemiştim. Hatırlayın ne dedi? Kimin parasını kime veriyorsun dedi. Ben ne dedim? Milletin parasını millete veriyoruz, millete. O zannediyor kendi parası. Ama biz onlara da öğreteceğiz milletin parası olduğunu. Ümraniye Kent Lokantası'ndan, sadece Ümraniye Kent Lokantası'ndan 200 bin vatandaşımız yararlandı. Tam 200 bin. İstanbul'da istihdam ofislerini açtık. Ümraniye'de açtığımız istihdam ofisi burada büyük hizmet verdi. Tam 7150 insanımıza iş buldu. Ümraniye için yaptıklarımızın listesi uzar gider. Çok kıymetli bir öğrenci yurdumuzu Ümraniye'de açtık. Bakın, evet, kreşlerimizi açtık. Kızımızın gittiği kreşleri açtık. Bakın, İstanbul'da kreş kaç taneydi? Sıfırdı. Yurt sıfırdı. Aynı zamanda anne kart sayısı, Burs sıfır değil. 3 torpilliye 100'er bin dolar verdiler. Bir de milletvekili yaptılar onları. 3 torpilliye. Ama bu kardeşiniz bu dönem milletin parasını millete vermeye devam etti. Bu sene 100 bin gencimize 7.500'er lira burs verdik. Seneye 15 bin lira veriyoruz. 15 bin liraya. Bu liste uzar gider. Bu liste ne biliyor musunuz sevgili hemşehrilerim? Bu liste benim, yol arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarımın şeref madalyası, şeref. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul belediyecilik neymiş gördü. İşini seven,
gayretli, adaletli belediye başkanı nasıl olurmuş gördü. Belediyecilikte rakip olabilecek birini bulamadıkları için şimdi bu seçimi yerel seçim alanından çıkarmaya çalışıyorlar. Her seçimden önce yaptıkları gibi ne yapıyorlar? Hemen milli duygular, hemen inançları istismar ediyorlar. Geçen gün rakibin, dersine çalışmayan rakibin bir konuşmasını dinledim. Dersine hiç çalışmıyor. Diyor ki, seçimde öyle bir zafer kazanacağız ki şehit aileleri bayram edecek. Bak 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 bak. Yahu sanki biz düşman ordusuyuz, bir savaş ilan etti. Allah akıl versin sana. Hani hatırlayın, İstanbul'u alınca Filistin Gazze diyordu. Şimdi de şehitlerimizi ve gazilerimizi sürecin içerisine dahil etmeye kalkıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim buradan. Dersine çalışmayan ithal aday. Bak söylüyorum, tepe takla gidiyorsun. 31 Mart'ı çıkartabilir misin emin değilim. Tavsiyede bulunayım. Bir kere seçim kazanmak, zafer kazanmak değildir. Zafer birilerine karşı kurulan üstünlüktür. Birilerini teslim almak, onlara hakim olmaktır. Belli ki seçimleri İstanbulluları teslim almak gibi görüyorsun. Ama olgun bir insan, demokrat bir insan bu ifadeleri kullanmaz. Kullanmaz ama bilmiyor. Demokratlığı bilmiyor. Bakın söyleyeyim, demokratlıkla ilgileri yok zaten. Buradan hatırlatayım. Hep söylerim. Seçilmek bir gün, yönetmek 5 yıl. Yönetirken de kimseyi kimseden ayırt etmezsin. İnsanları kucaklarsın. Ne kökenine bakabilirsin, ne siyasi görüşüne, inancı nedeniyle ayrımcılık asla yapamazsın. Demokratlık budur. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmak budur. Diğerini bu millet kabul etmez. Diğerini bu millet kabul etmez. Vatandaşın bir bölümünü kendinden görüp diğerlerini düşmanlaştıramazsın. Başta belediye başkanları ve hiçbir kamu yöneticisi, böyle bir yetkisi asla yoktur, hakkı da yoktur. Bakın, yetki de hak da vatandaşındır. Her vatandaş Ekrem İmamoğlu ile eşittir. Her vatandaş birbiriyle eşittir. Onun için bunun adı cumhuriyettir, demokrasidir. Bunu unutmuyoruz. Bakın, bu sözleri söyleyen ne muhafazakardır, ne demokrattır. Tavsiyem, kendini daha fazla küçük düşürme. Şunu söyleyeyim bakın. Bu aday geldiği günden beri bir şey söylüyor. Diyor ki, milletin gündeminde olmayan benim gündemimde yok. Hayatında gördüğüm en yuvarlak cümle. Ne için söylüyor bunu? Kanal İstanbul için. Bakın, evet destekliyorum, mutlaka yapılmalı da demiyor. Hayır, asla yapılmamalı da demiyor. Bakın, eveliyor, geveliyor. Destekliyorum. Kanal İstanbul mutlaka yapılmalı dese, biliyor millet ağzının payını verecek. Kanal İstanbul yanlıştır, asla yapılmamalı dese, bu sefer onu buraya gönderen kişi ağzının payını verecek. İşi zor. O yüzden cesaretle, özgüvenle cümle kuramıyor. Kendini bu hale düşüren, ben size söyleyeyim, Allah muhafaza, İstanbul'u ne hale düşürür? İstanbul'u Allah korusun.
Bakın ben söyleyeyim. Bu seçim, bunu unutmayın. Bu seçim neyin seçimi biliyor musunuz? Kanal mı İstanbul mu seçili? Bakın Kanal mı İstanbul mu? Sevgili İmraniyeliler, Kanal mı İstanbul mu? Evet. İstanbul, Kanal İstanbul felaketini bu kente dayatmaya çalışanlara İstanbul'u, doğasını, canlılarını ve 16 milyon İstanbulluların huzurunu, geleceğini savunanların mücadelesi olacak. O bakımdan bu seçim ya Kanal ya İstanbul seçimidir. Bu seçim ya Kanal ya İstanbul seçimidir. Gizli gizli de değil. Yine yangında mal kaçırır gibi 6 milyar liralık ihaleler yaptılar. 6,5 milyar liralık. Arnavutköy'de, Dursunköy'de tam beton kanal güzergahında bir de ithal diyor ki beni şantiyelerde göreceksiniz. Doğru ama İstanbulluların şantiyelerinde değil. Senin niyetin beton kanalların şantiyelerinde şantiye şefi olmak. Ama seni biz oraya şantiye şefi de yapmayacağız. Seni biz oraya şantiye şefi de yapmayacağız. Çünkü milletçe biliyoruz ki biz İstanbul'a o ihanet projesini, Kanal İstanbul projesini yaptırmayacağız. Yaptırmayacağız. Şimdi bunların bakışı nasıl biliyor musunuz? Bunların bakışı şak diye emretti, tak diye yaptım bakışıdır. Bunlar bir şey yapacağı zaman hemen yukarı bakarlar böyle ne diyecek acaba diye. Ankara'dan bir ses gelecek mi? Yap derse yapar, yapma derse elini kıpırdatamaz. Ama biz neyiz biliyor musunuz? Biz fikri hür, vicdanı hür. Bu kenarı biraz açalım arkadaşlar. Bu kenarı biraz açalım. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür neslinin temsilcileriyiz. İstanbul bu akıla 31 Mart'ta hak ettiği yanıtı verecek mi? Verecek mi? Kent lokantalarını küçümsedi. Bakın, istersem yaparım diyor. Bakalım, istersem yaparım diyor. İstersem açarım diyor. Açacağım demiyor, bak vaatte bulunmuyor. Bu kent lokantasının insanların yoksulluğunu, sıkıntısını, emeklileri, gençleri, üniversite öğrencilerini anlayamayan akla 31 Mart'ta hak ettiği dersi verecek miyiz? Bakın, İstanbul özgüvenli bir yönetim ister. Kanal İstanbul'da da yok, kent lokantasında da yok. O bakımdan İstanbul'da biz 39 ilçede kent lokantası açacağız sevgili hemşerilerim. Hep beraber açacağız. Keşke insanlarımız 40 lira 4 çeşit yemeğe 40 lira değil de 400 lira verebilecek güçlü olsa. Ama yok. Ama siz bu memleketin öğrencilerinin cebinde para bırakmadınız. Emeklilerini yoksullaştırdınız. Onun için açıyoruz biz bunları. Ama o gözlerin içine baka baka gençlerin, emeklilerin gözlerine içine baka baka gerçek düşüncesini söyleyemez. Bakın, açacağım dese fırça yer. Niye biliyor musunuz? Ekonominin kötü olduğu ortaya çıkar. Bu sefer yukarıdan fırça yer. Onun için diyemez. Onun için diyemiyor. O malum kişiyi kızdırır. O bakımdan böyle iradesiz, böyle özgüvensiz İstanbul yönetilemez. İstanbul'u yönetecek olanın gözü de kulağı da Ankara'da değil, vatandaşta olacak. Öyle değil mi?
İstanbul'u yönetecek olanın pusulası halk olacak. Öyle değil mi? Bir kişi değil. İstanbul'u yönetecek olanın aklı da gözü de kulağı da pazarda olacak. Sokaklarda olacak. Esnafla olacak. Saraylarda maraylarda değil. Sevgili hemşerilerim, İstanbul'un geleceğine yön vermek için 31 Mart'ta hep birlikte sandığa gideceğiz. Hep birlikte tertemiz oyunuzla, vicdanınızla bu şehir için, İstanbullular için oyunuzu vereceksiniz. 31 Mart'ta milli iradenin gücünü, 16 milyon azmini göstereceksiniz. Sizin sayenizde israf düzeni 2019'da kaybetti, yine kaybedecek. 2019'da liyakat ve adalet kazandı, yine kazanacak. Oylarınızla bu şehrin kadınları, çocukları, gençleri kazanacak. Oylarınızla bu şehrin geleceği kazanacak. 31 Mart'ta yalnızca oy kullanmakla kalmayacaksınız. Oylarınızı koruyacağız. Ama siz de bizimle olacaksınız. Geleceğinizi koruyacaksınız. Milletin iradesini koruyacaksınız. Sandıkları koruyacaksınız. Bunun için ama partimizle, ama İstanbul gönüllüleriyle birlikte olun. İstanbul'la birlikte, o büyük ittifakla birlikte çalışın. Sandıkta olun, sahada olun, dijitalde çalışın. İlçenizde, mahallenizde, sokağınızda olun. İstanbul gönüllülerine üye olun. 31 Mart'ta hukukun bekçilerine, adaletin Yılmaz savunucusu avukatlara buradan sesleniyorum. Sandıklara gönüllü avukat olun. 31 Mart günü hiçbir gücün sandığı ele geçirmesine fırsat vermediniz, yine vermeyin. İstanbul'da seçim güvenliğini sağlamak için mutlaka görev alın benim kıymetli avukatlarım. Milletin millet iradesinin ve bu güzel şehrin 31 Mart'ta sizlere ihtiyacı olduğunu asla unutmayın. Sevgili İstanbullular, bu akşam Ümraniye'deyiz. Ramazan ayı iftara doğru vakit yaklaşıyor. Aykut Başkanım benim çok değerli dostum. Biz 15 yıldır beraber siyaset yapıyoruz. Aykut Başkanım'la birlikte 15 yıldır dayanışma içerisindeyiz. Kendisi çok değerli mesleki deneyimiyle devletin bütçesi, devletin hazinesi, o kurumlarda görev almak, o kurumlarda işe girmek öyle kolay değildir. Her kişinin harcı da değildir. Bakın, Aykut Başkanım'la bizim ilişkimiz nasıl biliyor musunuz? Allah'ın izniyle o Ümraniye Belediye Başkanı olacak, ben de İstanbul Belediye Başkanı olacağım. Bizim ilişkimiz şöyle, ben Aykut Başkan'ın mesleki deneyimine, eğitimine, hayat boyu biriktirdiklerine, aynı zamanda siyasi deneyimine güvenirim, itibar ederim. O da aynı şekilde benim geçmişimde biriktirdiklerime, deneyimlerime güvenir, yöneticiliğime itibar eder ve ona göre hareket ederiz. Birbirimize saygı duyarız, saygı. Birbirimizi severiz, sayarız. O da niye biliyor musunuz? İkimiz de milletin evladı olduğumuz için ayrımcılık yok, eş, dost, akrabalık yok. Birbirimize milletin evlatları olarak saygı duyduğumuz biçimde saygı duyarız. Bizim görev yapma anlayışımız budur. Onlar görevi gelirken de giderken de garip cümleler kuruyorlar. Tensipleriyle geliyorlar, affederse gidiyorlar. Biz ise milletin iradesiyle gelir, milletin iradesiyle gideriz. Bakın, önünüzde sadece iki seçenek var. Siyasi hesaplarla, kurgularla, kumpaslarla hareket edenlere, size masallar anlatanlara itibar etmeyin. Önünüzde sadece iki seçenek var. İstanbul
ya ihmal, israf, ihanet devrine dönecek ya da icraat, hizmet, yatırım yolunda yürüyecek. Önünüzde iki seçenek var. İstanbul ya yeniden ayrımcılığın, partizanlığın pençesine düşecek ya da adalet ve kardeşlik yolunda ilerleyecek. Bakın önünüzde iki seçenek var. İstanbul ya tam gaz geri ya da tam yol ileri diyecek. Tam yol ileri diyecek. Ümraniye, tam yol ileri demeye hazır mıyız? Çalışmaya hazır mıyız? Sokak sokak gezmeye hazır mıyız? Herkese güler yüzle selam vermeye, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu'ya oy istemeye hazır mıyız? İstanbul'da, Ümraniye'de, meclis grubunda Cumhuriyet Halk Partisi listesine oy istemeye hazır mıyız? Bana hazır mıyız? Ekrem İmamoğlu için hazır mıyız? Her şey çok güzel olacak demeye hazır mıyız? Her şey çok güzel olacak. Arkalar, her şey her şey güzel milletimiz, sizin olduğunuz yerde her şey çok güzel olur zaten. Sizi çok seviyoruz. Tam yol ileri Ümraniye. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Bir ve beraberdir. Dostça ve kardeştir. Birlikte sevgiyle. Haydi Ümraniye. Tam yol ileri. Tam yol ileri. İstanbul'un yüzünü güldüren başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte 31 Mart'ta sevgi kazanacak, İstanbul başaracak. Saygıdeğer hanımefendilere, beyefendilere, sevgili çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Ümraniye, Ümraniye olalı. Böyle büyük bir coşku, böyle bir sevgi görmedi. Olağan günü olağan üstüne çeviren tüm Ümraniye halkına selam olsun, selam olsun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.